Değerli izleyenler günaydın. Haftanın ilk sağlık raporu programında 8.15'te tekrar sizlerle TV.net ekranlarında karşınızdayız. Haftaya migren ve baş ağrılarıyla başlayacağız. Hepimiz hayatımızın her döneminde ama istatistiklere göre %2'lik bir kısım hariç baş ağrısıyla bir şekilde karşı karşıya kalıyor. Bazıları çok akut gelişiyor, bazıları yavaş yavaş seyrediyor. Bildiğimiz bazı baş ağrı tipleri var, gerilim tipi baş ağrısı. Özellikle migren türü baş ağrılarını biz genel olarak baş ağrıları kategorisinde en üste koyuyoruz aslında. Çünkü toplumda görülme oranı çok yaygın ama aslında baş ağrıları iki tipe ayrılıyor. Gerilim tipi baş ağrıları ve migren tipi baş ağrısı ve beyin tümörü, sinüzit ve menenjit gibi bazı ağrılarda bazı hastalıkların belirtisi olabiliyor. Biraz bunlar üzerine konuşacağız bugün. Eğer bize soru sormak isterseniz 0212 480 06 63 numaralı telefondan da ulaşabilirsiniz. Kim var bugün konuğumuz? Migreni konuşacağımız uzman doktor Emir Ruişen Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nden yayınımıza katılıyor. Kendisi nöroloji uzmanı. Hocam günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ağrıları konuşacağız. Baş ağrılarını konuşacağız. Bazen çok kahredici oluyor, çok boğucu oluyor. Bazen çok sürpriz geliyor. Sürpriz geldi mi de bayağı korkuyoruz bu baş ağrısı niye geldi diye. Şimdi sizden bunların cevaplarını alacağız inşallah. Şimdi hocam baş ağrıları deyince önce siz bir tanımlayın. Bu baş ağrısı neden oluyor? Tabii tipleriyle aslında tanımlamak lazım ama bir genel baş ağrısını bir nöroloji uzmanı bize nasıl tanımlar ve kaç tip olduğuna sonra devam edelim. Evet, günaydın öncelikle. Baş ağrısı bir insanın hayatında mutlaka yaşadığı bir klinik bir tablodur. Bu baş ağrısı dediğimiz zaman basit bir tablo değil aslında. Çok geniş ve bir miktarda karışık ve komplike bir tablodur. Şimdi ağrı, ilk önce isterseniz ben ağrını bir kategorize edeyim. Tabii ki İki hocam, tip ağrıdan lütfen. Biz bahsederiz baş ağrısı dediğimiz zaman. Bunlar birincil tip, primer tip baş ağrıları, bir de ikinci, sekonder tip baş ağrıları. Birincil tip baş ağrılar deyince ne anlarız? Beyin dokusunu etkilemeyen veya beyin dokusunda herhangi bir hastalığa rastlanmadan ortaya çıkan bir ağrıdır. Bunlar içinde neler var? Demin dediğiniz gibi migren tip baş ağrısı ve gerilim tip baş ağrısı bizim en çok gördüğümüz hastalık grubudur. İkincil tip baş ağrı, sekonder tip baş ağrılar, beyin dokusunu yapısal olarak veya herhangi sistemik bir hastalığa bağlı olarak gelişen baş ağrılardır. En çok gördüğümüz baş ağrı tipi primer, birincil tip baş ağrıdır. Yani toplumu en çok etkileyen baş ağrısı tipi birincil tip. İkincil tip baş ağrılarda neler var? Bir beyin damar hastalıkları, bir inme geçiren kişide beyin dokusunu etkileyen herhangi bir enfeksiyon tablosu. Menenjit gibi mesela. Menenjit, ensefalit gibi tablolar. Akut sinüzitler. Beyin içinde basınç artışına dolayı herhangi bir tablo, beyin içinde yer işgal eden herhangi bir kitle, bu tümör, malign tümör olabilir, benign tümör olabilir. Bunlar veya sistemik hastalıklara bağlı olarak gelişen baş ağrılar. Bunlar ikinci tip baş ağrılardır. İkinci tip baş ağrılar daha nadirdir. Yani o kadar çok sık görmüyoruz. Ama birinci tip baş ağrılar en sık gördüğümüz hastalık grubu. Yani migren türü, gerilim tipi baş ağrılarından kesinlikle bahsediyoruz öyle. Değil mi? Dünya çapında yapılan çalışmalarda ortalama %12-13 arasında görülen migren oranı bizim ülkemizde maalesef bu oran daha yüksek bir orandadır. %24'e yakın bayanlarda, %8-8,5'a yakın erkeklerde görülen bir insidansı sahiptir. Bu ortalaması %16'ya yakın bir orandır. Hakikaten çok yüksek bir orandır. Biz dünya ortalamasının bir hayli üstündeyiz. Hocam niye üstüne çıktık? Şimdi migreni tabii tetikleyen faktörler var, çevresel faktörler var, kişisel faktörler var. Bunlar hepsini bir araya getirdiğimizde bu oran tabii ki zor yükseliyor. Zor bir toplumda mı yaşıyoruz diyorsunuz? Yani nedenini ben buna bağlıyorum biraz. Evet. Demin dediğim gibi bayanlarda biz migreni daha sık görüyoruz, daha yüksek oranda görüyoruz. Erkekler bir miktar daha düşük orandadır. Tabii bayanlarda yüksek oranın sebebi bayanların daha hassas oluşudur. Çevresel faktörlerden daha çabuk ve etkilenen bir hormonlardan daha çok etkilenen hormonal dengesizlikler de tabii buna neden olur.
Biz tabii bayanlarda en çok gördüğümüz dönem ne dönemidir? Mens dönemidir, adet dönemidir. Adet öncesi, adet sırasında veya adet sonrasında daha çok adet öncesi bizim en çok gördüğümüz migren devrelerdir. Migren peki bu kadar yüksek bir orana sahiptir, belirtisi nedir? Evet, yani şimdi şöyle, bir baş ağrıları bir hastalık belirtisi olabilir. Bir de aslında migren bir hastalık belirtisi değil, kendi başlı başına bir hastalık. Yani ağrı eşittir bazen migren. Yani o dediğiniz sorunun cevabı da bu noktada önemli bence. Ne diyorsunuz? Evet, migren çok basit olarak şöyle ben anlatayım. Migrende beyinde damarların genişlemesi ardından daralmasıyla seyreden bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla burada bizim aynı zamanda ağrının dışında bir kan dolaşımında da bir etkilenme söz konusudur. Migrenin 3 ana öğesi vardır, kriteri vardır. Eğer bulantı ve veya kusma, ışık ve sese karşı bir duyarlılık varsa, günlük yaşamını etkiliyorsa ve aktivite ile baş ağrısı artıyorsa daha ziyade migrenden şüphelenmemiz gerekir. Genelde 3 soruyu eğer bir kişi kendine sorarsa ve bu 3 soruda 2 soru veya 3 tane cevap pozitifse bu hasta migrene daha çok yatkınlığı vardır. Migrendir büyük olasılıkla ve mutlaka doktora başvurması gerekir. Niye doktora başvurması gerekir? Ağrı kesicilerle geçiştirmek gelişi yerine... Gelişigüzel ağrı kesiciler. Bırakın migreni, tam tersi ağrı kesicilere bağlı gelişen baş ağrılarımız da var. Bunlar kronik günlük baş ağrılarıdır. Şimdi ben o kısma geleceğim. Hocam çok önemli bir şey dediniz. Ağrı kesicilere bağlı baş ağrısı. Evet. Kullanılan ağrı kesici baş ağrısı mı yapıyor? Yani başka bölgedeki ağrımı giderirken başım ağrı yer mi buluyor? Şimdi siz eğer yüksek miktarda ağrı kesici alırsanız beyin o ağrı kesiciye alışır. Ve eğer ağrı kesici sürekli ağrı kesici ilacı ister. Eğer onu ara verirseniz, keserseniz veya bir gün ara verirseniz verdiğiniz takdirde baş ağrısıyla beyin size yanıt verir. Yani ben ilacı istiyorum. Dolayısıyla siz kendi elinizle ağrı kesici olarak ağrınızın şiddetini ve sıklığını artırmış oluyorsunuz. Buna biz günlük, kronik, günlük baş ağrılarında gereksiz ilaç kullanıldı diyor. Biraz buna bağlı bir şey. Yani döndük dolaştık akılcı ilaç kullanım dediğimiz şeye geldik aslında. Kesinlikle öyle. Yine maalesef Türk toplumunda migren hastalarının 1/3 ve gerilim baş ağrıların yarısı, %50 kendi kendine komşunun önerisi, eczacının önerisi, yakınların önerisiyle ilaç almaktadır. Bir kere gerilim tip baş ağrısıyla migren tip baş ağrısını ayırt etmemiz gerekir. Demin dediğim gibi primer tip baş ağrılar gerilim ve migren tiptir. O zaman ayırt edelim. Gerilim tipi, şimdi birinci tip ağrı dediğimiz gerilim tipi baş ağrısı da birinci tip ağrı, migren tipi baş ağrısı da birinci tip ağrı. Şimdi aslında migreni tanımladınız, yani migren olabilecek ağrıyı biraz bize tanımladınız. O zaman gerilim tipi ağrı nasıl alarm ediyor, nasıl geliyorum diyor? Migren, şöyle diyeyim o zaman, migren tip ağrısı genellikle tek taraflıdır. Bazen tek taraflı başlar, iki taraflı olarak devam eder. Bazen nadir olarak da iki taraflı başlar. Migrenin başlangıç yeri ya ön taraflardır, şakak bölgesidir, alın bölgesidir, göz çevresidir veya burun kökünden başlayabilir veyahut enseden başlar. Ama dediğim gibi daha çok tek taraflı olarak başlayıp ve devam eder. Bunlar büyük çoğunlukla zonklayıcıdır. Zaman zaman basınç ağırlık şeklinde olabilir. Bulantı ve veya kusma buna eşlik eder. Işık ve çok özür diliyorum. Işık ve sese karşı bir duyarlılık vardır. Yani ciddi rahatsız eder hastalar. Bazı hastalar kokudan bile rahatsız olurlar. Osmofobi dediğimiz. Ve aktiviteyle, hareketle bu ağrılarda artış olur. Bu migren tip baş ağrısı. Gerilim tip ağrılarımız dedi. Gerilim tip ağrılar genellikle iki taraflıdır. Daha çok enseden başlar. Adından görüldüğü gibi gerilime bağlıdır. Yani bu boyundaki kas gerilimine bağlı olabilir. Saçlı deride beyin, başımızın saçlı derisindeki gerilime bağlı olabilir. Gelişen bir ağrıdır. Künt vasıftadır, künt özelliktedir. İki taraflıdır. Işık ve sese karşı bir tanesi de genelde bir duyarlılık olur. Ya ışığa karşı olur ya sese karşı olur ya hiç olmayabilir. Bulantı çok nadir olarak karşımıza çıkar. Genellikle gün içinde başlayıp akşama doğru artar. Bu gerilim tip baş ağrısının özelliklerinden birisi. Ama migren öyle değil. Migren daha ziyade sabah saatlerinde başlar. Gerilim tip ağrı hastanın günlük yaşam aktivitesiyle bağlantılıdır. Yani aktivite bunu artırmaz. Yani... çok çalışır, çok yoğun bir gerilim ve anksiyete ve stres içinde olan kişilerde biz gerilim baş ağrılarını daha sık görmekteyiz.
günlük aktivite, yani hareket, aktivitede hareketi bahsediyor, hareketten bahsediyor. Hareket migrende ağrıyı artırır, gerilim başlarında ağrıyı artırmaz. Bulantı, kusma vazgeçilmez özelliklerde migrende ama gerilim baş ağrında pek görmüyoruz. Ve başlangıç saatleri önemlidir. Migren daha ziyade sabah başlar, gün içinde devam eder, bazen akşam kaybolabilir. Gerilim tipi ağrılar gün içinde başlar veya gün öğleden sonra başlayıp akşama doğru artış gösterir. Sabah bunlar olan bir şey değil sabah yani. Sabah daha ziyade migrenle biz görüyoruz. Dinlenmiş oluyoruz sabah evet. Kalktığımızda biraz onunla ilgisi var. Evet, bunların süreleri de farklılık gösterir. Mesela migren baş ağrımız 4 saat ile 72 saat arasında değişebilir. Çok yaygın bir şey var, spektrumu var. Gerilim tüp baş ağrılar bunlar da yine çok geniştir. 30 dakika ile 7 gün arasında süren gerilim tüp baş ağrılarımız da mevcut. Dediğim gibi bunların hangi faktörler, tetikleyici faktörler nedir? Bunlar tabii doktor tarafından belirlenip ona göre tedavi uygulanır. Hocam bu gerilim tipi baş ağrısı yani süresinde söylediğiniz hadi bir hafta oldu gerilim tipi. Gittik migren değil bu gerilim tipi baş ağrısı. Hani bir hafta baş ağrıdı için gitti ben de acaba migren mi var dedi ya da başka hani bir tümör mü var dedi onlara da geleceğiz korktu. Yani bizim ikinci tip ağrı dediğimiz şeyler mi var yok. Ama bu gerilim tipi baş ağrısı sürekli oluyorsa birinde. Yani bazen gerçekten çok stresli bir yaşamı var iş hayatı çok dinamik zor hayat koşulları vesaire. Ağrı üstüne ağrı bir de kendini üzüyorsa daha da ağrı. Bu gerilim tipi baş ağrısının sonu nereye gider? Sürekli oluyorsa evet. Migrene gider mi? Beyinde başka bir hasar maraz bırakır mı mesela? İlk etapta tabii kişi bunu ayırt edemez. Bu hakikaten gerilim tipi baş ağrısı mıdır yoksa ikinci, sekonder baş ağrılarının bir özelliği midir? Onu ayırt etmek hasta tarafından, kişi tarafından pek mümkün değil. Mutlaka hekim tarafından bu ayrım yapılır. Eğer gerilim tipi ağrılar tedavi edilmediği takdirde seyrek olarak başlar, sık ve kronik bir hal alabilir. Kronik nedir? Sık nedir? Eğer bir gün, bir ayda 15 günden daha az bu ağrılar yaşıyorsa biz buna sık epizodik gerilim tipi baş ağrılardan bahsederiz. Eğer bir ayda 15 günü aşarsa artık kronik gerilim tipi baş ağrısıdır. Peki akutla kroniğin farkı nedir? Kronik baş ağrılarında, gerilim tipi baş ağrılarında tedavimiz hakikaten zordur. Yani bu dirençlidir. Hasta büyük olasılıkla gelişigüzel ilaçlar kullanmıştır. Ağrı kesici ilaçlar kullanmıştır. Bunlara bağlı ortaya kesinlikle çıkıyor. Kesinlikle bunlar da artırır. Yoğunluğu. Bunlar da artırır. Veyahut tetikleyici faktörleri bilmiyordur. Devam etmiştir ve buna bağlı olarak bir kısır döngü oluşmuştur. O kısır döngüden dolayı hem tedavisi çok zorlanır, zorlaşır. Hem kendisi daha çok huzursuzluk yarışı yaşar ve uzun bir tedavi sürecine gerek duyabiliriz. Onun için eğer böyle bir ağrılar varsa hastanın günlük yaşam aktivite, yaşam kalitesini düşürüyorsa kendi kendine lütfen karar vermesin. Bunların ayrımını hekim tarafından yapılsın ve ona göre tedavi, hangi tedavi uygunsa ona göre de yapılır. Hocam burada ilaç tedavisi mi? Şimdi aslında geleceğim onu soracağım ama gerilim tipi baş ağrısı migren değil nedeni. Evet. Gerilime bağlı. Tabii kronikleşiyor. Biz kronikleşmesini istemiyoruz. Bize sürpriz yapmasını, hayatımızın kalitesini bozmasını istemiyoruz. Hastaya siz ne tür ilaçlar veriyorsunuz? Burada ne öneriyorsunuz? Tedavide ne yapıyoruz? Evet. Şimdi bunu da ben bu noktayı da vurgulamadan geçmek istemiyorum. Migren tip ağrılarda hastada anksiyete ve stres var zaten. Genellikle bu hastalar daha hassas hastalardır. Her şeyden çok rahatlıkla etkilenen grup hastalardır. Ve komplike ağrı, kombine ağrı dediğimiz bir ağrı tipi de ortaya çıkar. Yani migren ve gerilim tip ağrı ikisi bir arada da görülebilir. Yani gerilim tip ağrı insidans ve sıklığı artarsa bu ister istemez eğer hastada migren varsa migreni de tetikler ve migrenin şiddetini de artırır. Onun için bunlar bazen ikisi bir arada da görülebilir. Tamam. Şimdi tedavi konusunda tabii biz ilk başta isterseniz migreni ele alalım. Olur tamam hocam. Migren çünkü bizim için hakikaten çok önemli bir ağrı tipidir. Ve kişiyi en çok etkileyen ağrılardan birisidir migren. Bunun nedenlerini de az çok biliyoruz. Biraz genetik geçişin de olduğunu biliyoruz kesinlikle migrende. Öyle. Ama evet. Tabii başka faktörler de var. Nedir nedenleri? Siz tanısını nasıl koyuyorsunuz? Ve türünü de ayıralım o zaman. Şimdi ilk başta dedim 3 basit soru var. Işık ve sese karşı duyarlılık, aktiviteyle artış bulantı ve tek taraflı ağrının başlangıcı bulantı kusma. Bunlar ağrının ana özelliklerdir. Tabii bizim burada tedaviden amacımız nedir? Tedaviden amaç ağrıların şiddetini en az %50'ye kadar düşürmektir. Migren hiçbir zaman tamamen sıfırlanan bir ağrı tipi değildir. Ağrının şiddetini ve sıklığını ne kadar çok azaltırsak o kadar çok başarılıyız. Yani şöyle %50 ağrının şiddetini sıklığını kesmek bir başarılı tedavi mi oluyor? Kesinlikle bir başarı yoludur, alternatifidir.
Tabii burada migrende çok değişik tedavi yöntemler var. Şimdi medikal tedaviyle birlikte değişik yöntemler de tabii ki mevcut. İlaç şimdi biz medikal tedavileri tabii biz değişik ilaçlar kullanırız ama hastanın durumuna göre bu seçim yapılır. Bazen sarı hastalarının ilacını veririz. Bazen depresif hastalarının ilaçlarını veririz. Bu illa hasta sarı hastasıdır veya depresif hastadır anlamına gelmez. Onun için hastalar bu konuda daha rahat olmaları gerekir. Biz bunu sürekli hastalarımıza da vurgularız. Kesinlikle siz sarı değilsiniz ama biz bu sarı hastalarının ilaçlarını migrende de kullanıyoruz. İlaçlar dışında değişik yöntemler var. Bizim son zamanlarda uyguladığımız kronik tip migrenlerde botoks tedavi yöntemidir. Kronik migren nedir? Kronik migren eğer bir ayda kişi 15 gün ağrı yaşıyorsa ve bu ağrıların 8 tanesi, 6 ile 8 tanesi genelde akut migren özelliğini taşıyorsa, yani şiddetli migren ataktan bahsedeyim. Atak özelliğini taşıyorsa bu hasta kronik migrendir. Kronik migrende en çok şu anda bizim fayda gördüğümüz tedavi şekillerinden birisi botokstur. Botoks, biz burada kesinlikle estetik amaçlı botoksu yapmıyoruz. Bunlar bu belirlenen, tayin edilen noktalar var. Başın ön tarafında, yan taraflarda, başın arka tarafı, omuz ve boyun bölgelerinde 31 noktaya değişik oranlarda botoks uyguluyoruz. Akupunktur bölgeleri ne uyguluyor akupunktur gibi bir şey. Daha farklıdır. Hı-hı. Akupunktur biraz daha farklıdır. Bizim burada botokstaki tedavimiz genelde 3 kür ile 5 kür arasında yapılan bir tedavi sistemidir. Biz kürler arası, 2 kür arası süre 3 aydır. Yani bir hastaya bir kür yapıyoruz. 31 noktaya botoks uyguluyoruz. 3 ay sonra ikinci kürü yapıyoruz. Toplam 5 kürdür. Genelde hastalar 5. kürde çok iyi sonuç alıyor. Bu ne, sonuç nedir? Bizim literatüre göre migren hastalarının %50'ye yakın oran, %50 hastalarda %70-80'e yakın migren tamamen sıfırlanmış. Ve bizim de kliniğimizde gördüğümüz vaka sayılarımızda da bu oranın biraz daha yukarı üstündeyiz. Yani çok iyi sonuç aldığımız, botokstan iyi sonuç aldığımız vakalarımız var. Bu... Hocam buna neye göre karar veriyor? Yani botoks ve medikal tedavi, ilaç evet. tedavisi. Yani bir migren hastasına, hani migrenin türüne göre iki tedaviye birden mi uyguluyorsunuz? Bazen ilaçtan sonuç almıyor da bilmiyorum. İlaç kullanımını da doğru yapmıyor olabilirler. Yani hangi durumda, hangi tedavi uygulayacağız, nasıl karar veriyorsunuz? Şimdi eğer hasta bir ayda ortalama bir ağrısı var, iki ağrısı var. Ataktan bahsediyorum. Hı hı. İki, üç ağrısı var. Biz buna botoks uygulamıyoruz. Tamam. Buna medikal tedavi diyoruz ve çevresel veya kişisel tetikleyen faktörlerden uzak durmasını istiyoruz. Eğer kronik migrense, yani bir ayda 15 gün ağrı yaşıyorsa, bu 15 ağrının 8 tanesi migren atağı ise biz bu hastalara botoks uyguluyoruz. Tamam. Yani yoğun burada, olması lazım. Evet, yoğun ağrı. Olması lazım. Hı-hı. Genelde migren hastalarının %25'e yakın bir oranda haftada bir ve birden fazla ağrı sıklığını görüyoruz. Yani bunlara çok dikkat etmek gerekir. Seyrek görünen migren hastalarında eğer tedavi yeterli miktarda değilse veya hasta gelişigüzel ağrı kesici kullanıyorsa bunlar hızlı bir şekilde kronik migrene geçiş yaparlar. Çok hızlı bir geçişler vardır. Onun için kesinlikle hastalara, bu migren hastalarına kesinlikle öneriyoruz. Eğer migreniniz varsa ağrı kesici gelişigüzel kullanmayın. Migrende kullandığımız özel spesifik ilaçlarımız var tabii, ağrı kesici ilaçlar var. Eğer bunlar da gelişigüzel kullanılırsa kronik günlük ağrılara geçişleri çok hızlıdır. Ve bu ağrı kesiciler bile kronik migrene hastayı çok hızlı bir şekilde ve kısa bir sürede sokar. Tabii biz bunlardan bahsettik. Bir de tabii tetikleyici faktörler nedir? Biraz da onun üzerine duralım. Günlük aktivite yaşam süremizde biz nelere dikkat etmemiz gerekir? Şimdi bilinen yiyecekler, içecekler var ki migreni artırır. Bunlar nedir? İşte beyaz peynirdir, çikolatadır, kafein ağırlıklı, koladır, kahve türleridir. Bunlar ağrıyı genellikle artırır. Bazı yiyecekler var, meyveler var. Genelde turunçgilleri artırır ama meyvelerin bazıları kişiye özeldir, spesifiktir. Hocam o meyvelerin bazıları kişiye özel arttırdığı söylenen meyveler kesinlikle. Var mı? Tabii var. Ne mesela? Mesela bir hastada muz artırabilir. Bir hastada avokado dediklerinde kivi artırabilir. Bunlar hasta kendisi belirleyecek. Yani hangi meyveden sonra ağrısı başlıyorsa o meyve yasaklı listeye koyacak.
Hocam çok iyi. Yani bir meyve nasıl ağrıyı tetikliyor? Çok iyi, iyi. Yani ilginç şimdi, bir şey aslında. Tabii tabii. Migrende bakın migrenin mekanizması çok karışıktır. Çok hakikaten çok karmaşık bir mekanizmaya sahiptir. Şimdi burada bu meyvelerdeki mineraller olsun, içerikler olsun bu mekanizmayı bir şekilde tetikliyor. Ama hangi meyve nasıl tetikliyor onu tabii şu anda anlatmak kolay değil. Bunun dışında dengesiz uyku. Eğer kişi çok uyursa da migren hata artar. Az uyursa da artar. Bunu özellikle dengede tutması gerekir. Öğünler çok önemlidir. Öğün atlamak kesinlikle ağrıyı artırır. Yani bazısı yok ben diyet yapacağım, kahvaltı yapmayayım veya öğlen yemeği yemeyeyim veya akşam yemek yemeyeyim demesi migren hastalarda kesinlikle sakın. Peki sık ara öğün yapmak filan bunlar kesinlikle doğrudur. Midir? Az yesin, sık yesin ama. 3 öğünün dışında hatta biz ara öğünlerde dikkat ederiz, etmemiz gerekir. Aç kaldığımız zaman migren hemen tetiklenir. Biz migren ataklarını en çok ne zamanlar diyet görürüz? Ramazan zamanında görürüz. Ramazan ayında. Diyet yapanlarda herhalde. Diyet yapanlarda ve diyet uzun süre diyelim. Aç kalan kişilerde, aç ve susuz kalan kişilerde biz ataklarda ciddi bir artış bekleriz. Hocam tabii. O zamanlar gerilim tipi yani migrene bağlı olmayan ağrılarda görülüyor herhalde değil mi? Yani evet. Aç kalmanın hani... Kesinlikle aç kalmak ve benzer şeyle ağrıyı zaten tetikliyor. Migren bu tür faktörlere daha çok duyarlıdır. Hocam peki şunu soracağım. Çocukluk döneminde migren görülebilir mi çocuklarda? Evet. Biraz ona gelelim. Aileler şimdi bu çocuğun baş ağrısı olunca tabii hem migren açısından endişe edebilir. Hem başka bir şey var mı diye endişe edebilirler. Biraz çocukluk döneminde en küçük hastanız mesela kaç yaşında? Neden çocuklarda da görülür? Erken bir yaş. Tabii kalıtımsal özellik taşıyan migrenlerde genellikle biz çocuklarda da görebiliyoruz. Ama çocukluk grubu migren daha farklıdır. Yani bizim burada saydığım, bahsettiğim gürültülü, şiddetli karakterlerini biz çocuklarda pek görmüyoruz. Ağrıları daha farklı bir şekilde anlatırlar. Ağrılar erişkinler gibi çok şiddetli olmaz. Bulantı eşlik eder. Genellikle ön tarafta olur, göz çevresinde olur, şakaklarda olur. Çocuğun dikkat dağınıklığı olabilir ağrıdan dolayı. Bunlara çok iyi bir şekilde öykü almamız gerekir hekim tarafından. Eğer anne veya babada migren varsa ve çocukta da bu tarz baş ağrılar varsa mutlaka hekime başvurmaları lazım ve migren yönünde bu hasta bir tetkik edilmesi gerekir. Hocam peki... Ama çocuklarda tabii ki insidans çok düşüktür. Bir son bizim toplumda yine yapılan bir araştırmadan da bahsedeyim. 12-18 yaş grup gençlerde biz ağrıların sıklığını görüyoruz. Bu migrenden ziyade gerilim ağrılarını biz çok görmeye başladık. Ergenlik dönemi, hasıla evet, dönemleri. Bu işte okul stresi olsun, toplumdaki bazı faktörler olsun. Bu grup hasta genç erişkinlerden var diyeyim. Biz ağrıları bir miktar daha sık görebiliyoruz. Hocam o zaman bu sınav dönemlerinde. Peki mesela hocam o dönemlerde hakikaten çocukta baş ağrısı oluyorsa ergenlik dönemi, sınav dönemi, stresli bir dönem, okul yoğun, çalışma yoğun, emek yoğun bir dönem. Aile ne yapacak? Nöroloğa çocuğunu götürecek mi? Ya, ilaç mı verilecek çocuğa? Şimdi ilaç verilmek o yaşlık çocuğa da çok tercih etmiyoruz. Ne yapsın aile? Sınav döneminde ailesi, anne baba kesinlikle çocuğa çok fazla baskı yapmamalar gerekir. Özellikle ders konusunda. Biz bunu özellikle son zamanlarda ciddi bir baskı durumlarına şahit oluyoruz. Özellikle anne baba tarafından. Çocuk sürekli, yani bir çocuğun mutlaka eğlenceye de ihtiyacı vardır, istirahate de ihtiyacı vardır, uykuya da ihtiyacı vardır ve ders çalışma normal bir şeyinde de olması gerekir. Eğer biz bu dengeyi bozarsak, yani 24 saatini yanlış bir şekilde bölersek, tabii ki bu ağrıların gelişini çok hızlı bir şekilde daha kolaylaştırırız. Yani çocuk eğer eğlenmesinden, oyun oynamasından ve istirahat etmesinden biz mani olursak tabii ki çocuğu hızlı bir şekilde bu tabloya sokabiliyoruz. Onun için anne babaya lütfen bu konuda eğer ağrı varsa ilk başta bir hekim tarafından bu çocuk veya bu delikanlı değerlendirilsin. Eğer ciddi bir organik bir sorun yoksa ona göre çocuğu bir miktar daha rahat bırakmaları gerekir. Çocuğa istirahat için zaman ayırması gerekir. Çünkü çok istirahat fazla... İstirahat da geçecek mi bu ağrıları? Kesinlikle azalıyor eğer gerilimse kesinlikle azalıyor. Çünkü beynin bir kapasitesi vardı. Siz o kapasitenin üstüne çıkarsanız bu çocuk zaten bir şey öğrenemiyor. İstirahat olmadığı takdirde, beyin dinlenmediği takdirde istediğiniz kadar yükleyin, beyin onu kabul Hocam, etmiyor. Şimdi bazı çocuklar da kendi zaten çalışıyor. Çok yoğun, kazanmalıyım, etmeliyim, ailesinin ondan beklentileri var. Kendine göre kafasında kuruyor.
Başı ağrıyor. Yani burada çocuğun kendine de bağlı faktörler var. Evet, Herhalde bunların evet. da dengelenmesi lazım. Orada psikolojik danışmanlar rehberlerinin yardımcı devreye olması girmesi gerekiyor. Gerekir tabii ki herhalde. Kesinlikle. Burada önemli olan organik bir sebebe bağlı olmaması gerekiyor. Tamam. O da hekim tarafından tabii bu yapılır. Hocam hamilelikte migren ve tedavi. Şimdi hamilelik de kadın için çok özel bir dönem. 9 aylık hayatında çok farklı bir dönem. Her zaman yaşayamayacağı bir dönem. Bu dönemde de olan migren korkutuyor. Bir de hamilelikte ilaç kullanımı da çok çok kontrollü olması gereken bir dönem. Ne olacak ki migren hastası hamilelikte migren devam ediyorsa ya da hamilelikte baş ağrıları çıktıysa nasıl yaklaşıyor nörologlar? Hamilelik biliyorsunuz 3 trimestere biz ayırıyoruz. İlk trimester organların gelişmesi döneminde bizim için çok önemlidir. Yani ilaç kullanmaması gerekir deriz. Hamile oldu. Yani çocuğun ilk trimesterinde hormonal değişikliklerden dolayı biz migren atağını, migren sıklığını çok fazla görmüyoruz. Migren sıklığı azalıyor ilk trimesterde. Belki bu doğanın bir gene şeyidir, bir evet, düzenidir. Bir, onu da bilmiyoruz. Bir şekilde kompanse ama ediyor bunu. Ağrısı olan kişi hamileliğin ilk aylarında ilk aylarını görmüyor. Evet. Son trimesterde, son 3. ayda, 3 ayda ağrılarda özellikle bir artış bekleniyor, görünüyor. Hele loğusalık döneminde ağrılarda ciddi bir pik biz görebiliyoruz. İlk trimesterde tabii ağrılar çok fazla olmadığı için çok ciddi bir müdahale de yapmıyoruz. Ama bazı ağrı kesiciler var. Hani çocuğa çok fazla zarar vermeden kullanabilen ağrı kesici ilaçlarımız var. Çok ender olarak yani hakikaten hasta çok kötü bir durumdaysa biz onu önerebiliyoruz. Tabii alternatif tedaviler de var. Benim botoksu burada uyguluyor musunuz? Yok, botoks uygulamıyoruz. Botoksla çünkü kanıtlanmış bir çalışma olmadığı için hamilelikte genelde önermiyorum ben. Ama ilaç dışında benim özellikle klinikte uyguladığım bir tuzlu su uygulaması var. Bunu genellikle ben hamile bayanlarda özellikle denedim ve çok iyi sonuçlar da aldım. Nasıl uyguluyorsunuz? Bu nedir? Suyun içine bir avuç tuz koyup tuzlu su haline getirip ayaklarını 15 dakika o tuzlu suda tutmasını, beklemesini istiyoruz. 15 dakika sonra o tuzlu su mutlaka boşaltıyor. Bir daha kullanmayacak. Buradaki amaç nedir? Tuz bir iletkendir. Negatif iyonları suya veren bir şeydir. Eğer bir hasta veya bir hamile bir bayan çevresel faktörlerden bir şekilde etkileniyorsa, olumsuz bir şekilde etkileniyorsa bir nevi yardımcı oluyor. Ve hakikaten ağrının sıklığında, şiddetinde ciddi bir azalma biz klinikte gördük. Yani bunu da biz tavsiye edebiliriz. Hamileler için herhangi bir zararı olmayan, ilaç kullanılmadan olan tabii. Bir çözüm. Bu da akıllarında olsun hamile olsun, bayanların. Evet. Gittiği doktorundan da böyle bir şey olabildiğini talep edebilir herhalde. Hocam bir de menopoz döneminde. Aslında menopoz dönemine gitgide yaş ilerledikçe bu migren sıklığı, ağrı yavaş yavaş azalıyor herhalde. Evet. Çünkü hormonlar etkiliyor ama menopoz döneminde bir takım hormonlarımızı biz artık kaybettiğimiz için, salınmadığı için değil mi? Menopoz döneminde migren desem sizin ilk diyeceğiniz ne olur? Azalıyor mu olur? Kesinlikle öyle. Menopozdan sonra bayanlarda özellikle migrenin şiddeti ve sıklığında ciddi bir azalma görünüyor. Eğer menopoz sonrası ağrılarda bir artış varsa migrenin dışındaki diğer ağrılarda şüphelenmemiz gerekir. Şimdi 50 yaş grubu, 60 yaş grubu kişilerde farklı ağrı tiplerini biz görebiliyoruz. Onun için bazı ağrıların karakteri ve tipi migrene çok benzer. Mesela size bir örnek vereyim. Yine bir 60 yaş grubu hastalarda temporal arterit dediğimiz bir hastalığımız var. Bu temporal arterin bir atar damarın iltihaplanmasıdır. Gözde bulanık görme, hatta körlüğe kadar götüren bir ciddi bir hastalıktır. Tek taraflıdır. Sağ veya sol şakakta göze vuran çok şiddetli zonklayıcı tarzda ağrı bulantı buna eşlik eder ve körlüğe kadar, bulanık görme körlüğe kadar götürür. Bunlar tabii migrene de çok benziyor. Ama farklıdır. Migrende biliyorsunuz bunlar geçiyor ama bu temporal arterit ataklar belirli bir süreler halinde devam eder ve çok tehlikelidir. Onun için belirli bir yaştan sonra, 50'den sonra eğer bu tarz ağrıları şahıs görüyorsa bunu hep migren olarak deyip geçmesin. Mutlaka görünsün, bazı testler vardır, tetkikler vardır, onlar yapılır. Temporal arterit ve benzer birçok hastalıklar ekarte edildikten sonra evet migreninizdir. Zaman zaman atak geçirebilirsiniz. İşte tedaviniz bu şekilde olmalıdır. Ve hasta o şekilde tedavi edip göndermemiz lazım. Onun için dediğiniz gibi menopoz sonrası hasta migrenin atağının sıklığı ve şiddeti ciddi bir şekilde azalıyor. Ama tamamen kaybolmaz. Olmayabilir.
başka bir hastalık, migren gibi kendini gösterebilir. Bu yaştan sonra eğer değişik bir ağrı görüyorlarsa mutlaka hekime başvurmaları gerekir. Hocam. Tabii bunun dışında bazı ağrılar da var. Özellikle 50 yaştan sonra gördüğümüz hipnik ağrılar var. Gece uykuda ortaya çıkan ağrılarımız var. 15 dakika sürebilir. Uyandıran bir ağrı mı bu? Uyandıran bir ağrıdır. Öksürükten sonra ortaya çıkan ağrılar var. Cinsel aktiviteyle başlayan ağrılar var. İşte orgazm öncesi, orgazm sırasında olan ağrılar var. Bunlar tabii biz evet öksürük ağrısı deyip geçmememiz gerekir. Bunlar değişik ağrı tipleridir ama mutlaka tetkik edilmesi gerekir. Örneğin o öksürükte neydi? Çok şiddetli bir basınçtan dolayı ağrı ortaya çıkıyor ama eğer bir beyin kanaması varsa bu tarz ağrı da kendini gösterir. Mesela subaraknoid kanama da tablosu bu şekilde olabilir. Ya mesela öksürükle ağrıyla kendini bu beyin hastalığı gösterebilir. Onun için eğer bu tarz ağrılar da varsa hipnik dediğimiz gece uykuda oluşan ağrı, öksürükle ortaya çıkan ağrı veya cinsel aktiviteyle ortaya çıkan ağrınız varsa mutlaka hekime görünün, başvurun, bazı testlerden geçirmesi gerekiyor hastanın. Ondan sonra eğer hepsi normal ise evet bu grup hastasınız, bu grubun içindesiniz ve tedaviniz de ona göre daha tabii çok ki 50 belirli. Yaşından sonra mı 50 yaşından sonra genelde evet. Genç yani ortalama orta yaşlardaki biri evet. için çok hipnik ağrı dediğiniz hipnik, ağrı türü gece ortaya çıkan çok ağrı. Görülen bir şey değil. Değil. Hocam peki erkekleri soracağım. Yani aslında kadın üzerinden gittik. Mesela menopoz döneminde kadınların ağrıları azalıyor dedik ama genel olarak baktığımızda aslında oranları söylediniz başta ama erkeklere uyguladığınız tedaviyle kadınlara uyguladığınız tedavi arasında bir fark var mı? Erkeklere kadınlardan daha farklı önerileriniz oluyor mu migreni olan hastalarda? Genelde tetikleyici faktörler neredeyse aynıdır. Tedavi şeklini de tabii kişiye göre belirlediğimiz için çok farklı bir tedavi uygulamıyoruz. Yani birbirlerine yakın tedavilerdir. Onu öyle söyleyebiliriz. Hocam bir de şuna geleceğim. Baş ağrıları dedik, migreni aslında açıkladık. Tedavilerini de söylediniz. %50 tedavi başarımız var. %50 ağrı gidebiliyorsak. Birinci amacımız odur. Tedavide amaç ağrıları en az %50'ye yakın azaltmak. Azaltmaktır. Hocam bir de ani gelişen ağrılar var aslında. İkinci tip ağrı. En son onları da biraz değinelim. Şimdi sinüzit ağrısı, menenjit ağrısı ve beyinde basınç artış vakaları. Bunlar kendini nasıl belli ediyor? Yani evet. Bu ağrılardan hemen ayıralım. Bu tarz durumda olan hastalarımız biraz uyanık olsun. Uyanık o zaman. Olsun. Şimdi bir kere bakın sinüzit eğer akut dönemse yani çok ani yüksek ateşle burun akıntısıyla, geniz akıntısıyla kendini gösteriyorsa o ön tarafta alın bölgesinde veya şakaklarda bir ağrıya neden evet. olur. Ama kronik müzmin sinüzit ağrı pek yapmaz. Onun için bizim en çok klinikte gördüğümüz hatalardan birisi hastalar şey diyor, benim sinüzit ağrım var. Hayır, sinüzit öyle ağrı yapmaz. Eğer böyle uzun süreden beri ağrınız varsa sinüzite bağlı değil. Sinüzitin ağrısı kısa sürelidir. Sinüzit tablosu geçtikten sonra ağrınız ortadan kalkar. Ancak sinüs bölgelerinde özellikle ön taraflarda ciddi bir oluşum gelişmişse mesela ciddi bir kist oluşur, ağrılık yapar. Burada bir ağrıya neden olursa o ağrı yapar ama yine migren veya benzer tip ağrılarla pek bağdaşmaz. Farklı bir ağrıdır. Çok çok enderdir. Yani özet olarak şunu demek istiyorum. Sinüzit ağrımız çok çok nadir görülen bir ağrıdır. Aksine yani sanıldığının evet, aksine sanıldığı nadir görülen evet. bir ağrı. Eğer mesela atıyorum beyin tümörü var. Evet. Beyinde yer işgal eden herhangi bir kitle var. Bunun ağrısı tabii ki farklıdır. Bu ağrılar genellikle künt tarzda karakterde olur. Gece uykudan uyandırır. Bulantı hafif derecede olur. Bununla birlikte hastada davranış bozukluğu, bir apati dediğimiz bir durgunluk, farklı klinik tablolarda kendini gösterir. Eğer künt ağrısı varsa, ağrı kesicilerle çok fazla değişmiyorsa, gece gündüz arasında bir değişiklik olmuyorsa, bu konulardan da özellikle nörolojik bir bulguda buna eşlik etmişse mutlaka hekim görsün. Nörolojik bulguları hasta ve hasta yakınlar pek fark etmeyebilir. Ama eğer bu tarz ağrı varsa, künt ağrıdır, gece gündüz fark etmiyor varsa tabii ki hekime başvurur. Migren ağrısı uykudan pek fazla uyandırmaz. Tam tersi uykuyla hafifler. Gerilim baş ağrısı uykudan uyandırmaz. Tek bir tip, primer tip baş ağrılarda bizim dediğimiz küme, cluster tip. Hocam baş son ağrısı. Sözlerinizi alayım. Küme tipi baş küme ağrısı. Küme tipi baş ağrısı çok çok ender görünür. Oranı neredeyse %0.4'tür. Bu duyduğumuz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla çok kahredici. İnsanı gerçekten hakikaten öyle. Hayattan koparan çok bir fark, şey. Hatta intihara kadar götüren hastalığı gruptur. En önemli özelliği tek taraflıdır. Kesinlikle taraf değiştirmez.
Bu ortalama 4 saate kadar süre, 15 dakika ile 180 dakika arasında sürebilir ve uykudan uyandırır. Hocam bunu da söylemiş olalım ama genel hemen şunu diyelim. Kendi kafamıza göre ilaç kullanmayacağız baş ağrılarında. Bir kere bu en önemli. Yoksa biz daha çok baş ağrısıyla karşılaşabiliriz. Bunu anlıyoruz. Botoksta migrende, yoğun migren atağı olanlarda kullanılan, kronik migrenlerde botoks çok faydalıdır. Kullanılan bir şey, bir tedavi yöntemi. Bunları söylemiş olalım. Önemli olan hekime gitmek, hekimin kararıyla ilaç tedavisine karar vermek. Çok teşekkür ederim ben hocam. Yayınımıza katıldığınız için. Uzman Doktor Emir Nur Şen, nöroloji uzmanısınız. Medical Park Bahçelievler Hastanesi'ne katıldınız. Evet. Sağ olun, teşekkürler. Değerli izleyenler, sağ Sağlık Raporu programı bugün de sonuna geldik. Eğer yayınımızı tekrar izlemek isterseniz tvnet.tv.tr adresinden izleyebilirsiniz. Sağlığınızı korumanız, geliştirmeniz ve yönetmeniz dileğiyle tam iyilik halinde kalın. Hoşçakalın.